Noel normalde esas anlamı yaklaşık 2000 yıl önce İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesi o bayram kutlanıyor. Ve bu bayram döneminde bazen insanlar düşünüyor ki bu olay 2000 yıl önce başladı zannediyorlar. Ama aslında bu olay 2000 yıl önce değil, ilk yaratılışta başlamıştı. Ne zaman hepimizin ezbere bildiği Adem ve Havva'nın cennette yaratılmasından sonra yasak meyveyi Havva'nın koparıp eşiyle paylaşıp Tanrı'nın "Almayın. Alırsanız günah olur. Günahın bedeli de ölümdür." dediği için onlar da o meyveyi aldılar, kopardılar ve cennetten kovuldular. Ama Tanrı orada insanları çok seviyordu. Bizim inancımızdaki Tanrı gaddar bir Tanrı değil. Bizim inancımızdaki Tanrı insanları cehenneme göndermekten zevk kalan bir Tanrı değil. İnsanların bol yaşama sahip olmasını isteyen bir Tanrı. Bunun için kutsal kitapta daha yaratılışın ilk ayetlerinde, yaratılış dediğim hepinizin bildiği gibi, Tevrat'ın ilk ayetlerinde Musa peygamber yazarken şöyle söyledi bu olayı anlatırken. Rab Tanrı kadına nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın şeytanı kasideerek yılan beni aldattı o yüzden yedim diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın dedi. Karnın üzerinde sürüneceksin. Yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Esas nokta geliyor. Tanrı şeytana konuşmaya devam etti. Dedi ki seninle kadını, onun suyuyla senin suyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun suyu senin başını ezecek, onun suyu senin başını ezecek, sen de onun topuğuna saldıracaksın dedi şeytana. Orada... Adem ve havva cennetten kovuldu ya şeytandan dolayı. Ama tanrı insanları çok sevdiği için artık her şey bitti. demedi tekrar bir kurtarıcı aracılığıyla insanları günaha düşüren şeytanın başını ezecek, yok edecek, bir varlıktan bahsetti. dedi ki o varlık, kadının soyu olacak. Yani sadece kadından gelen, bir erkekle olmayan, bir erkekten olmayan veya bir erkekle kadının birleşmesinden olmayan kadının soyu dedi başını ezecek. Ve bütün insanlık hangi inançta olursa olsun bilinir ki kadının soyu sadece İsa Mesih'tir. Burada bakacağız şimdi. Ve bu dönem bizler için çok önemlidir. Ama bazen bu sözleri insanlara anlattığımız zaman bu haberi bazen insanlar merak edip sorduklarında onlara cevap verdiğimiz zaman kafaları karışıyor. Oturun lütfen. Kafaları karışıyor. Bu mümkün mü diyor. Ama o insanları benim de bazen kafamın karıştığı zaman hiç eleştirmiyoruz. Çünkü biz değil, Meryem bile o bebeği doğuracak olan anne bile şaşırdı. O daha küçük bir hanımefendiydi. Ve bakın Tanrı ne söylüyor bu Mesih'in doğmasıyla ilgili olarak? Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren bir melek, o küçük kızın yanına bir melek geldi. Onun yanına giren bir melek, selam ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız. Rab seninledir dedi. Söylenenlere çok şaşıran, Meryem bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona korkma Meryem dedi. Düşünsenize evinizde otururken evinizde otururken bir denbire bir melek geliyor. Ne kadar şaşırtıcı bir durum değil mi? Meryem korkuyor. Ama melek ona dedi ki korkma dedi. Eh Meryem'in birazcık korkusu geçti ve melek konuşmaya devam etti. Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gelip gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak, kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un suyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Meryem meleğe şaşırdı. Bu nasıl olur dedi. Ben bir erkeğe varmadım ki dedi. Melek ona şöyle söyledi. Kutsal Ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Ama burada bu vaazın içerisinde birçok defa Tanrı oğlu, Tanrı'nın oğlu ifadesini kullanacağız. Haşa! Biz Allah'la Meryem'in çocuğu olduğunu iddia etmiyoruz. Öyle bir şey yok. Bu bir mecazi anlamdır. Babası doğduğu için, Tanrı'nın kelamıyla doğduğu için ona mecaz anlamda Tanrı'nın oğlu denilmektedir. Bunu bir defa bilelim. Ve ve Melek Meryem'e açıkladı. Düşünün bir melek geldi. Meryem korktu. Meryem ona imkansız bir şey söyledi. Meryem şaşırdı. Ama Meryem sonunda ne söyledi? Düşündü. Tanrı ne isterse yapabilecek gücü var. Bizim inancımızdaki Tanrı her şeyi yapabilecek gücü var. İsterse onu da yapar. Meryem dedi ki Tanrı ne diyorsa öyle olsun dedi. Ve ondan sonra tek şaşıran bir Meryem değildi. Bir de bunun nişanlısı vardı. Düşünsenize daha nişanlısınız, eşinize elinizi vurmadınız. Birisi haber geldi. Meryem hamileymiş. İlk aklımıza gelecek olan şey şu anda senin de aklına geldiği gibi Meryem'in iffetsiz bir yaşantı sürüp onu aldatıp hamile kaldığı düşünülebilirdi. Yusuf da böyle düşündü. Yine de onu aşıktı karısına. Onu utandırmak istemedi ama bir yolunu bulup ondan uzaklaşmak istedi. Ve bakın Tanrı'nın sözlerinde bu konuyu nasıl anlatılıyor? Diyor ki Rabbin sözleri, İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak istedi ondan sessizce ayrılma niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbim bir meleği rüyasında Yusuf'a görünerek şöyle dedi. Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını, çünkü halkını çünkü halkını günahlardan kurtaracak olan odur. Bütün bunlar melek Yusuf'a bir şey daha söylüyor. Bütün bunlar daha önceki peygamberlerin aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklardır. İmanuel Tanrı bizimle demektedir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu. Meryem'i kendisine eş olarak aldı. Eminim Yusuf ilk dediğim gibi kafası karıştı, morali bozuldu. Sevdiği kadından birazcık böyle üzüntü duydu ama Yusuf bir şey söyledi. Tanrı ne isterse yapabilir dedi. Tanrının gücü her şeye yeter dedi ve inandı. Gerçekten size göre de Tanrı dilediği bir şeyi yapabilir mi? Bu işler Tanrı için zor bir şey mi? Kesinlikle zor bir şey değil. Tanrı kelamında emreder ve olur. Ama ama burada Ondan sonra Meryem ve Yusuf'un kafası karışık olsa bile şaşırtmaya devam ediyordu. O bebek doğdu, büyük bir handa, otelde doğabilecek yer yoktu. Sıradan o dönemin ahırı gibi kabul edebileceğimiz bir yerde doğdu. Daha bebek küçük bir e, kundaktayken bir baktı 5-6 tane adam geldi, çobandı onlar. Ve onun önüne diyor, ön, önüne diş çöktüler ve onu yüceltmeye başladılar. Kutsal kitabı okursak, diyor ki melekler gitti, çobanlara haber verdi. İşte dedi halkları kurtaracak olan Mesih şurada doğdu. Ve o zaman geldiler, Mesih'i yücelttiler. Anne babasının kafası çok karışıktı. Dediğim gibi... Melekler, çobanlar onlara hediyeler sundu, bebek İsa'ya. Ama aslında bu Noel'in gerçek anlamı İsa'ya sunulan hediyeler değil. Aslında Noel'in gerçek anlamı Tanrı'nın burada olan veya olmayan bütün insanlara bir hediye sunması. Noel'in gerçek anlamı bu. Mesela orada uçam ağacının altında bir kültür olarak e, hediye paketleri var. Bu bir alışkanlıktır. Kutsal kitapla alakalı değildir. İnsanlar bu Noel döneminde birbirine hediyeler verir. Bu bir alışkanlıktır. Noel'in gerçek anlamı Tanrı'nın sana sunduğu hediyedir. Ve bu ayette söylediği gibi melekler diyor. Yusuf'a ne söyledi? Daha Mesih yeryüzüne gelmezden önce peygamberler aracılığıyla size seslendi, sözler yerine gelsin dedi. Hangi sözler? Bakın Kutsal Kitap'ta Yeşaya peygamberin sözlerinde şöyle söylüyor. ''Çünkü bize bir oğul doğacak, bize bir oğul verecek.'' Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürecek her şeye egemen olan Rabbin gayreti bunu sağlayacak diyor. Ne diyor peygamber? Bize diyor bir oğul verilecek, bir hediye verilecek diyor. Daha İsa yeryüzüne gelmezden 750 yıl önce. Yaratılışta söylemişti. Şimdi de burada yaklaşık 2000 sene sonra yine aynı sözü söylüyordu. Alacağımız en güzel hediye eminim ki 31 Aralık'ta da insanlar birbirlerine bazı insanlar hediyeler sunuyor. Yeni yıl armağanıdır. Acaba alacağınız hediye ne kadar değerlidir? Evet belki güzel değerli hediyeler alacaksınız. Ama hiçbir hediye Tanrı'nın bu Noel zamanında bize verdiği pis günahlarımıza kefaret olsun diye bize verdiği İsa Mesih'ten hiçbiri daha değerli değildir değerli kardeşlerim ve diyor ki bize diyor bir oğul verilecektir diyor. Ve İncil'de de Romalılar bölümünde bir ayet daha var. Tanrı'nın bize olan sevgisini anlatan. Romalılar 8. bölümde diyor ki öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla bize her şeyi bağışlamayacak mı diyor. Tanrı'nın cömertliğini ve sevgisini anlatıyor. Tanrı diyor insanları o kadar çok seviyor ki o diyor sizin için öz oğlunu verdi. O sizin için yaratılıştan beri Tanrı'yla birlikte olan İsa Mesih'i gönderdi. Bazen düşünüyoruz ya sanırım yanımdakine onu verir de bana bunu yapma. Çünkü ben gerçekten bunu hak edecek bir şey yok hayatımda. İşte ben gerçekten iyi değilim veya şu anda hayatımda büyük sıkıntılar var. Sanırım Tanrı beni duymuyor. Tanrı çok meşgul diye düşünebiliriz. Ama yanıldığımızdan emin olabiliriz. Tanrı bu çocuğu, bu Noel zamanında doğan bebeği senin için gönderdi. O Adem ve Havva'dan sonra kopan ilişkimiz, kırılan ilişkimiz tekrar birleşebilsin diye senin için göndermiştir değerli kardeşlerim. Bu Tanrı'nın sunduğu hediye bu dünyada alabileceğimiz en pahalı hediyeden daha önemlidir. Çünkü bizi günahlardan kurtarıp cennete gidebilmemizi sağlayan tek hediyedir dünyasal hiçbir şey bizi cennete götüremeyecek. Bu dünyada zevkler verebilir. Bu dünyada güzel şeyler bize sunabilir ama cennete götüremez. İşte Tanrı'nın sunduğu hediye bizi cennete götürebilir. Ve bu hediyenin değeri dünyasal hediyeler gibi zamanla geçmeyecek. Zamanla değişmeyecek. Hiçbir zaman modası geçip kullanım süresi dolmayacak. Öyle bir hediye ki aldığın zaman sonsuza kadar mühürlenmiş olacağız değerli kardeşlerim. Ve bunu anlamak bizim için çok kolay. Teşekkürler Tanrı işte göndermişsin. İsa'yı sağ ol. Ama aslında o hediye bazen derin düşünmüyoruz. O kadar değerliydi ki. O kadar önemliydi ki Tanrı için. Biz bazen onun değerini bilmiyoruz. Çocuğu olan aileler, olmayanlar da belki kardeşlerini düşünebilir. Farz et ki bir çocuğun var, bir kardeşim var. O gerçekten çok kötü bir çocuk. Uyuşturucu kullanıyor. Eve geleceğiniz için sakladığınız paraları çalıyor. Sürekli kanunsuz işler yapıyor, ahlaksızlık yapıyor. Gerçekten çok kötü bir çocuk olduğunu düşün. Ve bir gün onun öldüğünü düşün. Mezarına gitti, ee, onun mezara koymadan önce tabutla taşındığını düşün. O kadar kötü olsa bile onu o tabutta gördüğünde eminim birazcık üzüleceksin evladım veya kardeşin. Keşke yine de biraz yaşasaydı. Belki düzelebilirdi deyip ağlayacaksın. O, o kadar kötü olduğu halde onun için acı çekeceksin. Ama İsa Mesih öyle kötü biri değildi. O hayatı boyunca hiç günah işlememişti. Sadece Tanrı'nın bizi kurtarmak için yeryüzüne gelmesinden başka bir görevi yoktu. Ve tamamen bunu sağladı. İşte Tanrı onun bize sunduğu hediye o kadar önemli. Dünyasal bir insanı bile o kadar seven yüreğimiz, onun başına bir şey geldiğinde o kadar acı çeken yüreğimiz, acaba Tanrı o kutsalı için, kelamda anlatırken o güzel bir kelime bulabilmek için bunu yazan, Peygamberler daha güzel bir söz bulamadığı için Tanrı'nın oğlu ifadesini kullandılar. O kadar ona değer verdiler. Acaba ne kadar Tanrı üzülmüştür değil mi kardeşlerim? Maalesef bazen anlamıyoruz ama Tanrı bizi gerçekten çok seviyor. Tanrı ona o kadar çok değer veriyor ki kutsal kitapta tam iki defa insanlar göklerden gelen bir ses duydu. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum dedi. O kadar değer veriyordu Tanrı. Ama o Tanrı sizi o kadar çok seviyordu ki. Hiçbirinizin mahvolmasını istemiyordu. Çünkü biliyordu günahın bedeli ölüm, günah işleyen kesinlikle ölecekti. Ama Tanrı bunu istemiyordu. Biz kendi Türkçemizdeki bir deyimle bağrına taş bastı. Sadece benim ve senin günahını ortadan kaldırabilmek için değerli kardeşlerim. Peki Tanrım, gerçekten bu kadar çok değer veriyorsun da, bu kadar İsa'ya önem veriyorsun da, o acılar çekerken neden müdahale etmedin? Örnek ona iftira attılar, hiç kötülük bir şey yapmadığı halde. Ona iftira attılar, onu tutukladılar, onu kırbaçladılar, ona küfür ettiler, yüzüne tükürdüler. Onu çarmıha gerip avuçlarına çiviler çaktılar. Böğrüne mızrak sokarken Tanrı bir şey yapmadı. O kadar değer veriyorsan neden müdahale etmedin Tanrı? eğer müdahale edip onu kurtarsaydı ben günahımdan dolayı o çarmıha hak edecektim. Sen günahından dolayı o çarmıha hak edecektin. Tanrı bağrına taş bastı, en kutsalını gönderdi, uğrumuza kurban etti ama sana ve bana sonsuz hayatı verdi. Bu Tanrı'nın sevgisindendir değerli kardeşlerim. Peki bunu yapmak için ne? o sonsuz hayatı almak için ne yapmak lazım? Yine kutsal kitap söylüyor ki küçük bir şey, çok küçük. İkinci Korintiler 9-15'te diyor ki, sözle anlatılamayan armağan için, sözle anlatılamayan armağan için Tanrı'ya şükürler olsun. Sadece ona şükretmek istiyor. Davut peygamber diyor ki, ey Tanrı diyor, o çok zengin bir kraldı aynı zamanda. Eğer diyor sen yakmalık sunulardan hoşlansaydın, sana binlerce sunardım. Ama sen diyor alçak gönüllü yürekten başka bir şey istemedin diyor. Eğer bugün Tanrının gönderdiği İsa Mesih'e sana şükrediyorum Tanrım diyen varsa diyor ki o artık kurtulacaktır diyor. Ve Tanrı bu armağanı bize karşılıksız verdi. Kutsal Kitap bize bir şey öğretir. Bu nettir. Daha biz günahkarken, onu aramazken o bizi sevdi ve bize sonsuz hayatını verdi. Bunu çok daha iyi anlayabilmek için hepimizin kültüründe olan ve hepimizin ezbere bildiği bir olayı belki burada inceleyebiliriz. İbrahim peygamber Eminim hepiniz anladınız. Hatta gözünüzün önüne geldi. Oğlunu, değerli biricik oğlunu aldı. Kurban etmek için dağa çıkarken yakmalık odunlarını aldı, bıçağını aldı. Oğlunu kurban edecekti. Sunağın üzerine yatırdı, elini kaldırdı. Bir melek geldi. Dedi, "Dur. Yapma İbrahim." Al bu koçu kes. Al bu koçu kes İbrahim oğlunu öldürme. Tanrı gönderdi. Tanrı gönderdi. Bizler de öyleydik. Biz çok akıllı olduğumuz, çok fazla kitap okuduğumuz, çok zengin, çok çalışkan, çok zeki olduğumuz için Tanrı'ya gece gündüz dua edip Tanrım ben günahkarım İsa Mesih'i gönder de kurtulayım dediğim için değil. Daha biz onu aramazken, daha biz yeryüzüne gelmezken o ta kitabın başına gittiğimizde söyledi. Herkes maalesef günah işleyecek dedi ve bu günahtan kurtulmak için de ben İsa Mesih'i göndereceğim dedi. Kadının suyunu göndereceğim dedi. Bugün gelen Tanrı'yı hangimiz daha inanmadan önce, vaftiz olmazdan önce onu davet etti? Biz biliyor muyduk? Biliyorduk ama boş ver diyorduk. Veya günahtan kurtulmak için kendimizce başka yollar arıyorduk ve güzel işler yaparak Tanrı'yı kandırmaya çalışıyorduk. Tanrım günahın bedeli ölüm olsa da bak ben birazcık güzel işler yapayım, gel ödeşelim. Tanrı diyor yok, güzel işlerin harika, erdemlisin ama hala bir günah var. Ben nasıl kararımı değiştirebilirim? Günaha karşılık baştan dedim ki günahın bedeli ölümdür. Sonra şey mi diyeceğim binlerce yıl sonra? E günahın bedeli ölüm diye söylemiş olsam da şimdi karar değiştirdim. iyi işler yaparsanız dengelenir. Yok. Tanrımız dün, bugün ve gelecekte aynıdır. Karar değişmez. Ama Tanrımızın yaptığı bir şey var. Biz kendimizi kurtaramayacağımızı bildiği için Tanrı kendisi yeryüzüne geldi değerli kardeşlerim. O bizi kurtarmak için geldi. Hiçbirimiz onu aramazken. Yeşaya ye peygamber yine İsa'dan 750 sene önce yaşayan Yeşaya ye peygamber şöyle söylüyor. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. İsa'dan bahsediyor. Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Tanrı bilerek diyor. Hasan'ın, Kemal'in, Hatice'nin, Ayşe'nin ne olursa ismi. Hangi ırktan olursa olsun, hangi soydan olursa olsun kim ona şükrederse diyor, onun çektiği acılar, onun çarmıhta çektiği acılar sizleri sonsuz hayata götürecektir değerli kardeşlerim. Tanrı için İsa'nın o çarmıha gerildiği çok zor bir gündü. Hiç günah işlememiş, kutsal, o kadar gücü ve yetkisi var. Ölülere can veriyor. Hastalara şifa veriyor. Emrediyor birkaç balıkla binlerce insanı doyuruyor. İşte bu kadar değerli olanı Hatta kelam onu oğlu diye tanıttığı varlık acılar çekiyor. Bence o gün dünyanın en karanlık günüydü. Zaten diyor ki ayet İsa çarmıha gerildiği zaman her yer diyor karandı. Her yer karanlık oldu. Ve o kadar acı çekerken Tanrı mutlu değildi. Ama yine de bir sevinci vardı. Her şeyi bilen bir Tanrının. Ona inanan insanlar cennete gelecek. Ve benim yarattığım Aden Bahçesi, ilk Adem ve Havva'nın yaşadığı o Aden Bahçesi sevinç çığlıklarıyla insanlarla dolu olacak diyor değerli kardeşlerim. Tanrımız bizim eksiğimizi ve ihtiyacımızı biliyor. Tanrımız bizim hangi hediyeye ihtiyacımız olduğunu biliyor. Kilo almaya çalışan bir insana kalkıp da bir diyet kitabı vermek saçma bir hediye olur. Adam çok yaşlanmış, hasta, hastanede yatıyor. Ona kalkıp da işte ölümle ilgili bir kitap hediye etmek çok saçma bir hediye olur. Tanrı da bize bunu sundu. Dedi ki bu insanların ihtiyacı olan tek şey günahtan kurtulmaları. Günahtan kurtulmaları. Bunun için bize en doğru ve en güzel hediyeyi sundu bu Noya zamanında. İsa Mesih'i gönderdi. Tanrı yolları karmaşık değildir. Bazen düşünüyorum, gerçekten Tanrım. Bazen eleştiriyorlar, e eh, haklılar da Tanrım. Hristiyanlık çok kolay diyorlar. Ki aslında öyle değil ama dışarıdan bakıldığında sizin için diyorlar ki Hristiyanlık çok kolay. Sadece İsa'ya iman ediyorsun ve kurtuluyor musun? Ya e aslında ben değil, Tanrı bunu yapıyor. Sevgisinden dolayı Tanrı bizi cehenneme git, götürmek için hesap tutan bir Tanrı değil. Günahın hesaplarını yazan bir Tanrı değil. Tanrı bizi kurtarmak için biricik oğlu İsa Mesih'i gönderen bir Tanrı. Tanrı bu kadar basit mi kurtulmak? Evet diyor bu kadar basit. Ancak ben diyor seni çekebilirim. Bunun için Tanrı bize biricik oğlunu göndermiştir. Bu Noel bitiriyoruz artık bize üç şey hatırlatır. Birincisi Adem ve Havva'yı hatırlatır. Niine hatırlatır? Bir tane günah işlediler. Bir tane günah. O günahın sonucu ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Cennetten kovuldular. Günah bu kadar ağırdır. İşte bu Noel bir tane günahın bile bizi kirlettiğini hatırlatır ve bu Noel bize günahın bedelinin ölüm olduğunu hatırlatır. Ve en sonda da bu Noel anlamı bize Tanrı'nın insanları çok sevdiğini hatırlatıp tekrar bizi cennetine almak için İsa Mesih'i gönderdiğini hatırlatır. Eğer bugün sen hayatında Rabbi yüceltirsen, ona şükredersen, hayatını ona verirsen emin ol ki ihtiyacın olan her şeyi Tanrı sağlayacaktır. Her şeyi Tanrı sağlayacaktır. Adamın oğlu büyümüştü artık, üniversite çağı gelmişti. Babası dedi hadi gel bir baş başa dedi bir restorana gidelim seninle bir yemek yiyelim. Oturdular güzel bir akşam yemeği yediler ve Baba oğluna dedi ki, senin dedi bütün dedi üniversite masraflarını vereceğim. Hatta sana bir de araba alacağım. Evlendiğinde de evini ben sağlayacağım. Hiç bunları dedi kafana takma dedi. Çocuk mutlu oldu. Ama kafasında da bir şeyler düşünmeye başladı. Acaba dedi bu akşam yemeğinin parasını babam öder mi? Baban sana onun bin katını önermiş. Baban o akşam yemeği parasını mı ödemeyecek? Tanrı senin için en kıymetlisi İsa Mesih'i göndermiş. Tanrı senin öbür küçük ihtiyaçlarını mı sağlamayacak? İsa Mesih sizi seviyor. İsa Mesih sizi kurtarmak için yeryüzüne geldi. İsa Mesih size sonsuz hayatı vermek için geldi. O zaman bugün yüreğiniz biraz daha sevinç dolu olabilir, gözleriniz daha mutlu bakabilir, yüzleriniz daha da sevinçle gülümseyebilir. Çünkü bu dünyanın verebileceği acılar, bu dünyanın verebileceği sıkıntılar geçicidir. Sonsuz hayata hepimiz inanıyoruz. Topraktan geldiğimize ve toprağa döneceğimize hepimiz inanıyoruz ve işte İncil'de diyor ki sözümü işitip İsa kendisi söylüyor. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz hayatı vardır. Böyle bir kişi yargılanmaz, ölümden yeni hayata geçmiştir. Bunu Tanrı size sundu. Eğer bugün yüreğinde tekrar o daha önce inandığın Tanrı'ya bir şükredersen Tanrının bu kadar çektiğine bir teşekkür etmiş olabilirsin. Eğer bugün hayatında ben çok şey bilmiyorum ama bu beni seven Tanrı'yı ben de seviyorum dersen Tanrı seni de bereketleyecektir. Bir dua edelim şimdi. Yarab Tanrı bu sözlerde olduğu gibi hiçbirimiz seni davet etmedik hayatımıza. Ama sen bizi sevdin. Biz seni sevmezken sen bizi sevdin. Sana şükrediyoruz ve sana hamd ediyoruz. Ya Rab Tanrı lütfen sen bütün insanların Rabbisin. Hepsini üzerlerine Ya Rab bol bol lütfunu dök. Onları mesed. Sana şükrediyorum bizi bu kadar sevdiğin için İsa Mesih'in adıyla. Amin. İsa Mesih tutuklandığı gece havarileriyle birlikte fısıh bayramı yemeğinde bulundu. Rabbimiz ekmek bölüp ve kâsiyi dağıtıp öğrencileriyle özel bir zaman geçirdi. Tanrı ile ve günahlarımız için kendi bedenini fitli olarak verdiğini ve onun yaptığı kurban aracılığıyla Tanrı ile olan yeni antlaşmayı hatırlatmak için Rabbimizin ikinci gelişine dek bu Rabbin sofrasının tekrarlanmasını buyurdu. Bu sofra bizim için çok önemlidir. İsa Mesih bu sofra aracılığıyla bizim günahlarımız için çarmıhta fitli olarak öldüğünü hatırlatarak imanımızı güçlendirir. Aynı zamanda onun kurbanı sayesinde Tanrı ile olan antlaşmayı yenilemiş olur. Bu yüzden Rabbin sofrasına sadece vaftiz olan kardeşler davet edilir. Aramızda vaftiz olmayan kardeşler de bu sofradan almasınlar lütfen. Çünkü Rabbin sözleri bizleri şöyle uyarmaktadır. Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder. İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır ve bazılarınız da ölmüştür. O zaman bir dua edelim değerli kardeşlerim ve sonra Rabbin sofrasına yaklaşacağız. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Rabbimiz bizi o kadar çok sevdiğin halde biz başkalarına ve başka şeylere senden fazla değer vererek senin yüreğini kırdığımız için sen bizleri bağışla. Rab sen bizlere verdiğin emirleri tembelliğimizden ve itaatsizliğimizden yerine getiremedik. Sen bizleri bağışla ve oğlun İsa Mesih'teki lütfuna göre bizleri kabul et. Amin. Ve Rabbimiz eline ekmeği aldı. Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir dedi. Ve yemekten sonra eline kâsiyi aldı ve bu sizin uğrunuza akıtılan benim kutsal kanımdır dedi. Rabbimiz bizim uğrumuza feda ettiğin kutsal bedenin için ve Rabbimiz bizim uğrumuza çarmıhta akıttığın kutsal kanın için sana şükrediyoruz ve bu sunular aracılığıyla bizleri göklerdeki babamızla barıştırdığın için sana hamd ediyoruz. Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da sadakatim senin üzerinden kalkmaz ve esenlik antlaşmam bozulmaz diyerek bizlere merhamet eden Tanrımıza hamdolsun.